Teklifsiz konuşmada birine veya birini veya bir şeyi çok sevmek. Birini çok sevmek. Teklifsiz konuşmada. İki kelime. Alalım mı bir harf? Alalım. Aldık bir harf. Deli olmak. Oldu bitti. 800 puan daha. Yerleşti yerine. Son 9 harfli cevap efendim. Buyurun. Yine Batı kökenli bir kelimedir. Vurmalı çalgıların genel adıdır. Vurmalı çalgıların. Batı kökenli. Nokta nokta sanatçısı. Bütün vurmalı çalgıları çalıyor. Verin tumbayı çalar. Verin darbukayı çalar. Bilmem gerekiyor ama. Ritim saz diye geçen o çalgıların hepsinin ortak ismi Batı kökenli. Harf alabilir miyim? Aldık bir harf. Bir tane daha alabiliriz. Bir tane daha. Son harfimiz bu ama. Başka almamalıyız. İsterseniz durduralım mı? Kötü yerden geldi harfler. İlk harfi gelseydi bence bulmuştunuz şimdiden. Vurmalı çalgıların, ritim saz olarak da tabir edilen o çalgıların hepsinin birden genel adı. Hepsinin. Nokta nokta sanatçısı deniyor mu? Çünkü birkaçını birden çalabiliyorlar ya. Hiç bilmiyorum. Eyvah yahu. Bence biliyorsunuz. K'si S'si var. Tam ortası. Kötü yerden geldi harfler ama biraz odaklansanız çıkmaz mı? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Hiç. Tık. Duydunuz. Bence duydunuz. Perküsyon. Hayır. Duymamış mıydınız? Kulak aşinalığı var ama onun dışında. Vertigo'dan korkarken perküsyondan yedik golü. Canımız sağ olsun efendim. Avuntu alkışı içinde biraz zayıftı. Zannediyorum kabul edersiniz. Son iki soru. Buyurun gelsin. Tamam. Mesafeli davranmak, uzak durmak anlamında bir deyimdir efendim. İki kelime. Harf alabiliriz artık. Harf alabiliriz. Aldık bir harf. Uzak durmak. Mesafeli davranmak. Herhangi bir yanlışını soğuk gördüm. Bir harf daha alabilir miyim? Bundan sonra soğuk bir nokta nokta. Tavır. Tavır. İki kelime. Tavır, uzak durmak. Tavır, göstermek. Tavır, etmek. Bana karşı tavır. Hepsi birleşmiş. Tavır almak. Bana karşı tavır aldılar. Gayet güzel. Son soru, son cevap. İkiden fazla kişinin yaşadığı birliktelik bir durumu. Poligami. Harf istedik. Poligami. İkiden fazla kişinin birlikte. İkiden fazla kişinin yaşadığı birliktelik durumu. İlişki değil, ikiden fazla. Yani eş dediğimiz şey, karı, koca, iki kişiden ibarettir ya. Burada iki kişi yok. Poligami. Daha kalabalık. Çok eşlilik. Nedir? Çok eşlilik. Çok eşlilik, 900 puanla yayınlanmış. 7300 oldu, daha da fazlası olurdu. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Evet. Bilmediğim şey, alkışlar niye cılız?